Evet. Arka bölümde bulunan saygı değer konukları ödenemiyor mu? İzmir Emniyet Müdürü, emekli il emniyet, İzmir ilçe belediye başkanları, büyükşehir ve ilçe meclis kulüp başkanlarım, spor camiamızın değerli yönetim. Futbol dünyada en popüler spordur. Turizme desteği var, tanıtma desteği var, ülkenin gerçek yüzünü gösterme de imkanı var. Ben bir kez daha bu güzel tabloyu yaratan sizlere, bizleri bu fırsatı veren Sayın Başkanım, Valime, Büyükşehir Başkanım ve Konak Belediye'ye teşekkür ediyorum. 2019 yılından bu yana özellikle spor tesislerinin geliştirilmesi, gençlere spor alışkanlığını getirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Özellikle fiziki yapıların yeniden tesislerin elden geçirilmesi, artı yeni ilave tesislerin yapılması konusunda da büyük bir çaba içindeyiz. Bunların özellikle de dar gelirli ve orta gelirli çeperler dediğimiz alanlarda bu çalışmalarımızı yürütüyoruz ve oradaki yetenekleri de keşfetmeye çalışıyoruz. Konakta 25 amatör spor kulübü var. Onlara da büyük destek veriyoruz. Her yıl nakdi yardım, malzeme yardımı, federasyon katkı payını Konak Belediyesi olarak biz ödüyoruz. Onların ayakta kalması bizim için önemli. Tesis olarak bahsetmiştim. Gültepe'de bu 1,5 sene önce çok güzel bir kapalı salon halı sahalarıyla çok güzel bir tesis hazırladık. O bölgedeki özellikle yetenekli çocuklarımızın keşfedilmesi önemli. Bizim tabii konağın en önemli müsabaka takımlarından bir tanesi, en önemlisi kadın futbol takımımız. Süper Lig'de mücadele ediyor. Ve geçmişte Avrupa'da Türkiye'mizi temsil etmiş bir takım. Bu yılda yine başarılı bir şekilde konağımızı, İzmir'imizi temsil ediyoruz. Burada bence en güzel şeylerden bir tanesi de artık minik takımımız var, yaş takımlarımız var ve bu altyapıdan gelen kadınlarımız ve kızlarımız gelecekte Süper Lig'de oynayacaklar. Zaten Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta şu anda bizden yetişen 15 futbolcu oynuyor. Biz yetiştireceğiz. Öyle çok fazla rekabet içinde değiliz. Sporun diğer dallarında da belediyeler yarışmacı değil, bence yetiştiricilik fonksiyonunu eline alsa çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Abdülbaştan, sporda, sanatta, kültürde emeği geçen, anılan ve anılmasını istediği kişileri İzmir şubemiz bütün şubelerimize ve hatta genel merkezimize de örnek olacak çalışmalar içerisindedir. Bu büyük başarılarını tekrar minnetle anıyor ve kutluyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak ana amacımız fair play ruhuyla futbolu geliştirmek, daha büyük kitlelere ulaştırmak, marka değerini ve itibarını artırmak ve ülkemizi bu alanda daha yukarılara taşımak. Üzerine basa basa fair play diyoruz. En genel anlamıyla spor ve tabii ki futbol en kucaklayıcı, aradaki farklılıkları giderip herkesi buluşturan çok kuvvetli bir tutkal. Futbol o nedenle gerçekten hepimizin geleceği için çok daha anlamlı, çok daha değerli bir yer taşımaya devam edecek. Yapılan işin kıymeti var. Yani şu başlıktan da görüleceği gibi insanlar yaşarken de anılmalıdır. Bu çok önemli bir slogan, önemli bir söz. Yani bizim ihmal ettiğimiz, milletçe biraz da zayıf olduğumuz bir yön. Biz insanların kıymetini yaşarken bilemiyoruz. Thank you.
Bu kariyeri bizim yönetim kurulu üyemiz sağ. Ve gördüğünüz gibi çok teşekkür ediyorum. Tabii spor. Halı Saha Dernekleri Federasyonu Başkanı. Ve yine aynı şekilde